Evet yenge, her şeyi usulüne göre yaptık. İçin rahat olsun. Sağ ol. Sen sağ ol. Yakında geleceğim eşyalarını getirmeye. Sana mı teslim ettiler? Evet. Kıyafetleri var, yüzüğü var, saati var. Öldüğünde parmağında mıymış yüzüğü? Bilmiyorum ama... Galiba sana bir mektup yollamış. Mektup mu? Hapishaneden görevli biri bir mektuptan bahsetti. İçeride ona yardım eden adam ifadesini söylemiş. Mustafa son bir mektup yollamış. Bana mı? Kim olacak yenge? Herhalde sanadır. Tamam, sağ ol Serdar. Konuşuruz. Duasını da yaptıracağım şimdi kasabadaki camide. Önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğim, görüşürüz. Bir şeye ihtiyacın olursa ara çekinme. Tamam, tamam sağ ol Serdar, hadi. Hadi görüşürüz. Bana mektup yazmış. Tamam. Hadi eve gidelim de bebek üşümesin. Postacı belki yukarı bırakmıştır. Sami sen ne yaptın böyle ya? Oy, oy. Barış'ım. Hoş geldin evine. Sami her şey için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Karnın aç mı? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Hacer. Mektubu ne zaman gönderdiğini bilmiyoruz. Belki daha sonra gelir. O mektup bana yazılmadı. Boşuna bir ses bekledim. Mustafa bana zaten söyleyeceğini söylemişti. Tamam o zaman. Bekleme artık onu. İnsan bekliyormuş ama. Her şeye rağmen. Bir ses, bir feda bekliyormuş. Ama bak üzme böyle kendini. Sonra sütün kesilir, yapma. Ben çok yoruldum Sami, biraz uzanayım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, böyle habersiz geldim ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Başın sağ olsun. Oturmaz mısın? Yok, fazla kalmayacağım. Uçağa yetişmem gerekiyor. Almanya'ya gidiyorum da bugün. Eski eşimle boşanma işlemlerini halletmeye. Merak etmeyin ama döneceğim. 13 Haziran'a mahkeme gününe burada olacağım. Hani olur da ararsınız, ulaşamazsınız, merak etmeyin diye söylemek için geldim. Yine de bir şeyler ikram etseydik. Sağ ol. Zor olmayacak mı bebekle yolculuk? Yok, yalnız değilim. Sami de benimle geliyor.
da güzelmiş. Hay ol maşallah. Canım benim. Allah bağışlasın. Amin. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. Amin. Güle güle büyüt. Adı ne delikanlının? Murat. Babası Murat olmasını istemişti. Rahmi, gidelim dışarıdan çağırıyorlar bizi. Çok güzel bir gelin olmuşsun. Sana da teşekkür edemedik. Düğün günü olacakları sen söylemişsin. Burayı ilk gelişimi hatırladım şimdi. Sonun başlangıcıydı. Burada ilk ben ateşledim fitili. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Ama her şeye rağmen pişman değilim. On sekiz günlük oldu değil mi? Senin düğününle beraber. O mektupta ne yazıyordu Fatma Gül? Ölmeden önce son bir mektup yazdığını söylediler. O mektup sana geldi değil mi? Ben de bir tek yüzüğü kaldı. Hiçbir şey istemedim başka. Bir tek yüzüğünü istedim. O da çocuğum büyüyünce ona vermek için. Ona başka bir hikaye anlatacağım. Babasıyla gurur duyacağı bir hikaye. Babasının annesini hiç sevmediğini bilmeyecek. Gerçekleri hiçbir zaman öğrenmeyecek. Başka bir adamı anlatacağım. Yaşananları tanımadan önceki Mustafa'yı anlatacağım ona. Sami bana benzediğini söylüyor. Daha çok küçük. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.